Merhaba değerli kodlama takipçileri. Bu dersimizde Java'da met sınıfı metotlarına bakacağız. Nedir bu met sınıfı? Hatırlarsınız biz hesap makinesi adında bir sınıf tanımlamıştık. Bakın. Ve burada toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibi işlemler yapmıştık. Ve daha sonra burada bunları çağırmıştık. Bakın. Memur nokta toplama şeklinde. Şimdi Java'da bir met adında bir sınıf var. Ve bu sınıf default olarak tanımlı geliyor. Yani bunu dışarıdan tanımlamanıza gerek yok scanner sınıfı gibi. Ve bu sınıfın içinde bazı fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlar bizim yerimize kendisi matematiksel işlemleri yapan fonksiyonlar. Kendisi bunu yazmış Java. Sen yazma diyor. Yani bana diyor ki kos yazdığında ben kosunu hesaplarım. Sen niye hesaplamak için bir ayrıca bir fonksiyon yazma diyor. Yani bu bize yardımcı sınıflar aslında Java'nın. Şimdi şu sınıftan hiçbir farkı yok. Aynı şekilde bir kullanımı var. Burada en çok kullanılan belki daha fazlası vardır hatırlayabilemedim. Ama en çok kullanılan metotlar bunlar neymiş? Bunlara bir bakalım. Şimdi sail. Sail dediğimiz olay bir büyük tam sayıya yuvarlama yapar. Hemen bakıyoruz neymiş. Şimdi kullanımı nasıl? Met. Yani kesinlikle met yazmak zorundayız. Başka bir şey yazamayız. Met. Nokta dediğimizde zaten bir sürü şey geliyor. Gördünüz mü? Bir sürü abstra daha şey de var bu arada. Bunu da yazmamışız. Daha aslında burada bir sürü metotlar var. Bunlar en çok kullanılanlar. Hatta şuraya şunu da yazalım. Met ise x. Bu mutlak değer. Aynı şekilde şey de vardı. Kare sanırım. Bunlara sırayla bakalım şimdi. Sayıya bakalım. Bir büyük tam sayıya dönüyormuş. Sayı dedim. Boşluk bir tane sayıya ihtiyacım var. Mesela diyelim ki biz buna ne diyelim? 1,6 diyelim ve çıktısına bakalım. Neymiş? 2. Yani ben buna 1,1 de desem bu bir üst tam sayı olan 2'ye yuvarlama yapıyor. Aynı şekilde şeye bakalım. SSO. Ne diyelim? Met.cos. Cos'a bakalım. Cos 30'a bakalım. Cos 30 0 nokta küsürmüş. Şimdi hani sin de aynı şeyi buluyor. Floor'a bakalım. Floor'da bunun sail'ın tam tersine. Şimdi met.sail pardon floor dediğimde 1,1 dediğimde ne yapacak? Gördüğünüz gibi 1'e yani. Bu sefer de bir aşağıki en küçük tam sayıya yuvarlıyor. Bu şey yapıyorduk biz normalde min max buluyorduk. Ama bu sefer diyor ki cevap ben seni yine bulurum. Boşa bu tarz çok kullandığın metotları ben sana sağlarım diyor. Neydi? Max'ı bulacağız. İki değer girelim. Hatta şöyle de bunda birin double bir integer de girebiliriz. Mesela 1,2 mi büyük, 1 mi büyük diye bakacak. Tabii bunun başına şey yazmadım. Ve parantezleri görünce met max diyelim. Hatta şu iki argümanı da silelim. Bakın virgülle ayırdım. Bakın 1,2'nin büyük olduğunu. Söyle bana aynı şekilde minimum da buluruz. Pov üstü. Hatta biz bununla ilgili bir metot da yazmıştık. Bakın Met sınıfı bunu bizim için de tekrar yapmış. Önceki derslerimizde bildiğiniz metin pov metodunun aynısını biz de yazmıştık. Neydi? Pov. Diyorum ki mesela 2'nin 3. kuvveti 8. 2 üzeri 3'ten 8 geliyor. Bunlar hep double döndürüyor. Ama biz bu double integer'a çevirebiliriz typecasting ile. Onları da ilerleyen zamanlarda geleceğiz. Random 1 ve 0 arasında rastgele bir sayı üretiyoruz. Her defasında her program çalıştığında. Round ise yakın olan tam sayıya döner demişiz. Yani aslında bu şu. Türlü yazamadık. Met nokta round. Bu ne demek? Şimdi buna 1,1 dersem 1'e dönecek. 1,5 dersem 2'ye dönecek. 1,4 dersem yine 1'e dönecek. Yani kendine yakın olan sayıya dönüyor. Bu da dönüş olarak integer döndürüyormuş. Onu gördük. Mutlak değer vardı. Ona bakalım. Met. Mesela eksi 1 yazdığımda 1 mi dönecek? Bakın 1 döndü. Yani mutlak değer. Başka ne vardı? Met.security 4 diyelim. 2. Bu da karekök alan. Otomatik karekök alıyor. 16 diyelim. Bakın 4 alacak.
Bu şekilde bir sürü metin fonksiyonları var. Aslında siz Google'da arama yaptığınızda mesela karekök alan bir metot istiyordunuz mesela sınıfında. Bir security bilmiyorsunuz. Hatırlamıyor da olabilirsiniz. Bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Yazacaksınız Java met karekök alma ya da İngilizcesini yazacaksınız. Daha sonrasında secure root yazacaksınız. Daha sonrasında bunun kullanımı zaten birçok kaynaktan bulabilirsiniz. Java'da yardımcı sınıfı olan metin kullanımı bu şekildedir. Bu dersimiz bu kadar. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.